Yoğun katılımda yapılan modifiyeli araç ve motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu. İşte o nefes kesen muhteşem anlar. Araba tutkunları renkli ve birbirinden farklı modifiye araçlarıyla Elazığ'a geldi. Sınırları sonuna kadar zorladılar. Asfalt lastik yanıklarıyla, etrafta egzoz dumanlarıyla doldu. Hız, güç ve adrenalin tansiyonu hiç düşürmedi, enerji arttıkça arttı. Pazar günü hiç bu kadar hareketli olmamıştı. Modifiye tutkunları Elazığ Belediyesi organizasyonunda bir araya geldi. Yüzlerce araç hem renkleri hem de teknik donanımları bir de ses sistemleriyle adeta nefesleri kesti. Buldunuz ortamı. Ya ortam çok güzel, çok hareketli. Ben Elazığ'da hiç bu kadar modifiye araba olduğunu görmemiştim. Genelde ilk başladığı zaman yani beni aradıklarında dediler ki işte antik araçlar olacak, ne bileyim klasik araçlar gelecek. Ses sistemi, görüntü sistemi, gençliğe hitap eden motorlar, motosiklet araçları gibi şeyler olacaktı. Belediyemize yaptıklarından dolayı, bu fuardan dolayı çok teşekkür ederiz. Ya her şey çok güzel, ortam çok güzel şu an burada. Alanda en dikkat çeken araçlardan biri de işte bu araç. O kadar hızlı, o kadar güçlü ki yolda fark edilmiyor bile. Hedefimiz ödül değil. Burada seven dostlarımız için buraya geldik. Kayseri, Hatay, Samsun birçok fuara katıldık. Şu an belediye başkanının düzenlediği bir fuar olduğu için bu fuar diğer fuarlardan baya farklı. Fuarın düzeni olsun, gerekli organizatörler olsun, her şeyle 10 numara bir fuar. Gittiğim fuarlardan da daha önde gelen bir fuar. Biz de Malatya'dan davete icap etmek istedik. Şu an buradayız, bekliyoruz. Sonuçları göreceğiz inşallah. Aracınızın özelliği nedir? Aracım Megane 4, 2017 model, en boş paket ama en full paket olarak biz onu ayarladık. Sadece motor ve cam tavan hariç göstergesi, içindeki konsolları, air sistemi, farları olsun her şeyle tamamen en full paketi çevirdik. Fuarda en dikkat çeken araçlardan biri. Evet, öyledir. Meraklı sürücüler masraftan kaçınmıyor, araçlarının dikkat çekici bir hale gelmesi için kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. Her memlekette olup da bizim kendi Elazığ memleketimizde olmaması çok kötü bir duyguydu. Elazığ memleketimiz bunu daha önceden hak etmişti. Yani 2021 Elazığ fuarı gayet güzel geçti. Modifiye olsun, görsel olsun, desibel yarışması olsun, motosiklet gösterileri olsun. Gayet başarılı bir şekilde geçti, kazasız belasız. İnşallah bundan sonra memleketimiz için gerekeni fazlasıyla yapacağız. Başta belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları'na çok teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyonda bize yer verdikleri için. Elazığ için gerekli bir organizasyondu çünkü araçlar açısından cidden Elazığ bilinen araçlar var. Elazığ'da yapılı araçlar var. Başta zaten en başta olan araçlardan başlarsak. Ve bu fuarada mesela il dışından katılımlar oldu. Malatya'dan gelen oldu, Osmaniye'den gelen oldu. Erzurum Bingöl'den gelen arkadaşlarımız oldu. Yani böyle organizasyonların yapılması şart Elazığ'da. Çünkü cidden gençler, Elazığ'ın gençleri arabaya karşı ayrı bir hobileri var. Farklı yollardansa bence araçlara yönelmeleri daha iyi. Öncelikle bu organizasyonu destekleyen ve yapan Elazığ Belediyesi'ne, Şahin Şerifoğulları değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon uzun zamandır yapılmamıştı. Belki eskiler bilir. Çok öncesinden 2005 yılında böyle küçük bir organizasyon yapılmıştı ama bunun gibi kapsamlı değildi. Güzel bir ortam. Gençlerin, insanların gelip stres atabileceği güzel bir ortam yani. Efendim.